Herkese merhaba. Bugünkü videomuz için çok kolay herkesin bulabileceği boş soda şişelerine ihtiyacımız var. Bunlardan 3 tane olması gerekiyor. Akrilik boya. Ben genelde ritim boyasını kullanıyorum. Ama diğer akrilik boyaları da tabii ki kullanabilirsiniz, diğer markaları. Ve de bir süngere ihtiyacımız var. Ben bunu bulaşık süngerinin arkasından kesmiştim. O tırtıklı yüzeyine attım. Bu kısmını kullanıyorum. Yıkayıp da kullanabiliyorum. Siz de aynı şekilde farklı şişeler boyamak istiyorsanız süngeri atmayın. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz yıkayarak. Biraz boyadan sıkıyorum. Bunu süngerle boyamamdaki amaç cam olduğu için fırçalar camda fırça izi bırakıyor. Süngeri şöyle biraz boya aldıktan sonra şöyle pıtı 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 vurarak boyuyoruz. Bu şekilde her yerini boyayacağım. Şöyle gözenekler var, yakınlaştırayım. Bunlar ikinci katta kalmıyor. O yüzden sakın dert etmeyin. Bu şekilde bütün yüzeyi boyayacağım. Evet, ilk katı bitirdim, korudu. Şimdi ikinci katı geçeceğim. Şöyle gözenekleri de göstereyim size. Biraz önceki gözeneklerden eser kalmadı, kurudunca geçiyor. Yine aynı şekilde boyuyorum. Ben 3 tane şişemi de boyadım. Sadece alt kısımları kaldı. O da bu kısımlardan tuttuğum için üst tarafları kuruduğunda oraları boyayacağım ve iç kısımlarını şöyle göstereyim size, iç kısımlarını bir kere daha geçeceğim. Şimdi herhangi bir karton olabilir. Bu şekilde mukavva kağıdı olabilir. Böyle sert bir zemine ihtiyacımız var. Benim evimde mukavva kağıdı vardı şöyle fazladan. Ben bunu kullanacağım. Ama siz de dediğim gibi herhangi bir koliden bile bir karton kesebilirsiniz. Şu bardakları şöyle, camları şöyle tutuyorum. Şöyle yan yana gelecek şekilde. Benimkiler daha tam kurumadığı için birazcık iç kısımlarının boyaları çıkıyor. Siz tamamen kuruduktan sonra yapın. Şöyle tek elimle çizmeye çalışacağım. Şöyle etrafından çiziyorum. Zaten arka kısımda çok fazla bir pay yok. Evet, şişeleri üzerlerinden aldım. Şimdi bu kısımları cetvelde şöyle düz bir çizik çizerek, daha cetvele bile ihtiyaç olmadan şu şekilde keseceğim ve buralardan ip sarmaya başlayacağım. Ben böyle bir jüt ip kullanacağım. O yüzden bunun kalınlığını baz alarak şu çizgiden dışarıya doğru pay bıraktım ve öyle kestim. Siz de kullanacağınız ipin kalınlığına göre bu çizgiden pay bırakarak kesebilirsiniz. Çünkü bunun üzerine sarmaya kalkarsanız eğer, şöyle göstereyim, direkt böyle sararsanız şişenin kalınlığı ve ipin kalınlığı birbirine çakışacaktır. Şişe dolayısıyla bittikten sonra içine sığmaz. O yüzden şu çizgiden dışarıya doğru yapıştırıyoruz. İsterseniz taban kısmını da kaplayabilirsiniz ama benim çok fazla arada fark olmayacağı için, bir de alt kısmının gözükmeyeceği için
Ben alt taban kısmını kaplamayacağım. Eğer siz kaplamayı düşünüyorsanız şu orta kısımdan başlayıp şöyle uzunca bir düz yapıştırıp daha sonra böyle etrafından şu şekilde döndüre döndüre yapmalısınız. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ama ben direkt etrafından başlayacağım ve yukarıya doğru çıkacağım. Evet, ben bitirdim. Şöyle her tarafını sardım, yükselttim. Şu kısımda da bitiş noktasını tamamladım. Taban kısmı duruyor. İçerisine dediğim gibi kaplamadım ama siz istiyorsanız kaplayabilirsiniz. Bu şekilde. Hatta bunun biraz daha büyüğünü yapıp ekmeklik olarak bile kullanabilirsiniz siz. Şöyle şimdilik size göstermek istiyorum. Bunları yine silikonla sabitleyebilirsiniz.